Psikolojik'ten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar biliyorsunuz ki Outlaw silahı çıktı ama ben bunun videosunu yeni çekebiliyorum. Çünkü beni kapalı beta'da havalı youtuberların arasında henüz almadılar. 5 Immortal sadece Outlaw oynuyor. 5 Elmas istedikleri her silah oynayabiliyor. Breeze haritasında mücadele izleyeceksiniz. Gerçekten efsane bir maç oldu. Biz çekerken çok eğlendik. Çok da eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Bu arada sürekli söylüyorsunuz. Abi challenge'lara sen de katılır mısın? Kardeşim challenge'lara sen de katılır mısın? Ben de bu challenge'lara katılmak için şu şekilde bir challenge başlattım. 30.000 abone challenge'ı. 30.000 abone olduğumuzda ben de sizlerin istediğiniz bir challenge'ı gerçekleştireceğim. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet dostlar, Immortal'lar vs Elmas'lar ama Immortal'lar gördüğünüz üzere sadece Outlaw oynuyor arkadaşlar. Bakalım Outlaw nasıl bir silahmış? Immortal'lar sadece Outlaw çekerse Elmas'ları yenebilecek mi? Şimdi paralar full olduğu için full kalkanları var. Buradan Efis 2 tane body attı. 2 kişiyi 140 canlı bıraktı bile. Elmaslar şu anda low kaldı. Sage yıllamayı başardı Jet'i ama Jet bir kurşuna düşer artık. Buradan Viper ateş etmeye devam ediyor. Exciting ve Efis 2 kill aldı. Zero Leto bir kişi indirmeyi başardı. Tek başına kalan Kayo ama Tower Wars, HZ Tower Wars da indirdi. Immortal'lar ilk roundu gayet kolay bir şekilde aldı arkadaşlar. Bu arada Elmaslar sorabilirsiniz. Neden işte 5 smoke almadılar? Pompalı ile çok rahat girerlerdi. İşte ne bileyim bir Killjoy bir Cypher alsaydılar daha rahat girerlerdi, savunurlardı falan filan gibi. Normal oyun akışında olsun istedim. Normal bir oyunda 5 Elmas ve 5 Immortal karşılaşmış olsa kadrolar bu şekilde olurdu. O sebepten dolayı hero'lara karışmadım tabii ki ama işte ne bileyim 5 tane de smoke almayın. Normal oyun akışında hero'lar alın dedim. Şimdi Efis burayı gözlüyor. Aynı zamanda Chamber'da ilk entlisini Zarok Leto'ya karşı almayı başardı. Zarok niye tek yedi bir mermiye? Ve Acid burada Sako'yu düşürmeyi başaran isim. Side'in içinde Tower Wars'la Efis'i görüyoruz. Kayo buraya pikleyecek mi? Efis bir kişi indirmeyi başaran isim. Tower Wars'tan bir tane geldi. O Efis burada kör oldu. Şu anda Immortal'lar take atmaya çalışıyorlar. Exciting yavaştan soldan yürüyor. Exciting MR'le karşılaşacak mı? HZ Tower Wars. MR abi kulağı indirdi. Hanım kol getir. Ayakta kalan son. Exciting'i vurdu. 2'ye 1'e geldi durum. Bakalım. Hadi. Sage enteresan bir hamle denedi. Kayrari. Duvar üstünden bir pik atmaya çalıştı. Mantıklı bir hamleydi. Kendini heal'lıyor ama ellerinde outlaw varken bu heal çok bir işe yaramaz. Bakalım Kayrari Tower Wars'la Efis'e karşı ne yapabilecek? Çok temkinli gidiyor. 2 immortal'ımız da main'e geçti. 14 saniyesi var. İşler bir hayli zorlaştı. Ve Tower Wars burada midden Kayrari'yi indirmeyi başarıyor arkadaşlar. Immortal'lar agresif yapmak istiyor. Efis bir pick attı ama Elmas tarafının hepsi midde. Şimdi Efis'le beraber Rede oraya pickleyecek. Oo 3 kişi pickliyorlar, deli gibi ateş ediyorlar ama mermileri 1 saatte değişiyor. 5 kişi rotate attı. Pardon, bir tek Chamber midde duruyor. Bak. Ve Exciting hanım kol getirip vurmayı başaran isim. Çok zorlanıyor şu anda Elmas takımı bu silaha karşı, gerçekten zor ama Tower Wars'tan mide bir stun, R asiti indirmeyi başaran isim. Kayrari ve MRE abi kulaklığı. Oğlum ben bu ismi nasıl okuyacağım? MRE abi kulaklığı. Sky kurduyla info aldı. Oğlum niye vurmadı o Sky kurdu ona? Tower Wars yukarıdan gelmiş indirmiş. Ve MR abi kulaklığı da düşüyor burada. 3-0'a geldi durum. Bakalım Elmas tarafı. Elmas tarafından da 5 outlaw seçimi görüyorum. Ne diyorsun? Onlar outlaw oluyorsa biz de alırız. Bunlar ne diyor, ne anlatıyor, ne yapıyor diyorlar. Aha çıldıracağım. Outlawlar kapışacak şu anda. Efis arkadan gelmiş, 2 kişi indirmeyi başaran isim. Zarok Leto'yu indirdi. Efis arkadan bir kişi daha indirdi. Efis 3.'yü de indirdi. Belamı sallıyor. Ve Efis Acid'i indirmeyi başardı. Durum 4-0.
dostlar adamlar... size taktik vermeye geldim. Bak şimdi yavaş yavaş oynayın, tamam mı? Flashlarınız da çıkın. Bir de bak adamlarda ne var? Chamber var, tamam mı? Yani ne, Cypher'ları yok, Killjoy'ları yok. Yani bu ne demek? Siz bir sayda hızlı oynayabilirsiniz. Viper Ball'unu atsın, tamam mı? Birazcık bekleyin. Ondan sonra yavaş yavaş iki kişi midden gitsin. Bir anda patlayın side'ın içine, flashsız çıkmayın. Bak hanım kol getir, ne yapıyorsun ha? Bir anda patlayın flashla beraber. Bülent alacağım. Arka. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Arkan geldi. Lan. Enti bak, yapılan hatayı söylüyorum. MR abi kulaklığı. Jet'ten önce pikledin. Jet senin Kayo flash'ına attığı gibi içeri dash atman lazım. Önden Kayo değil, senin girip cross bozman lazım. Q dash'e at oğlum. Havada Q atmaktan korkma. Adamlar zaten outla oynuyor ya. Anladın mı? Seni nasıl vuracaklar? Vururlarsa da helal olsun. O sırada takım arkadaşların diye trade'ini alır. Yani korkmayın. Immortal'lar var diye biraz gergin oynuyorsunuz. Farkındayım. Şey yapmayın. Arkadaşlar elmaslara bir taktik vermek zorunda hissettim kendimi. Evet. Jet bakalım deşini attı içeri doğru. Girdi içeri, CH Sako'yu buldu. İçeride şu an ilk defa elmaslar fazla sayı. Bak Efis'in lurk'üne niye kimse bakmıyor? Hazreti Towers. HZ Towers. Towers. Hazreti değil, HZ pardon. MR abi kulaklığı. İki kişi indirdi. Hayır! Mermileri kaçırdı yerden. Hadi lan! Konuşamadım. Herkes mermileri kaçırdı. Nerede olduklarını biliyorlar. İnfosunu aldı MR abi. 10 canı var kendisinin. Kimse kimseyi vuramıyor. Nereye onu vuruyor? MR abi vuruyor. MR abi Exciting indirmeyi başaran isim. 10 canı var. R şu anda... Şerif ile kötü bir performans sergiledi. Mera abi onu alabilir ama 5 mermisi var. Ve Mera abi ilk roundu kazanıyor. Elmaslar şükür round kazandı. Bakalım bir de Immortal'lara. Immortal'lar nasıl info veriyormuş. Elmaslara ufak bir taktik verdim, haberiniz olsun. Çünkü çok kaybediyorlardı. Aya bu geldi. Bu da sokmam ya. Tamam. Açamadım, açtım. Molly at. Jet belki yukarı çıkar. Evet, main var. Bir tane daha var. Q'yu açtım. Dash attım. Yüz bir Cypher. Main açıldı mı? Bir main, bir site var. Ayakta kalan son oyuncu. Bir site. Sarsılı. Elinize kolunuza sağlık. Arkadaşlar elmaslar niye... Ya önce gördünüz, önce Sage'de Cypher pickliyor. Hani onu da söyledim. Oo ilk defa bir entry geldi Kayrari'den. R'yi düşürmeyi başarmışlar. Efis Immortal tarafında MVP olan isim. Elmaslar bu sırada rotate atıyor. Cypher'da midden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Midden birazcık ses verdi. B side boş. Gidin lan B side'a. Girin oğlum B side'a. Nereden bileceksiniz tabi boş olduğunu da. At flash'ını. Aynen. Jet at dash'ini. Oo. Bak şu an bu biri olsaydı hanım kol getir ölmüştü. Hanımın kolu gelemedi. Oh güzel, Viper ultisi de açıldı. Towers enteresan bir crossla oynamaya başlamış. Nasılsa yeniyoruz diye birazcık totiş havalandı diyebiliriz. Evet. Oo Zarokleto, CS'a koyuyor. Çok güzel mermiler. Şu anda işleri çok zor. Exciting Kayrari'yi indirdi. Exciting tek başına kalan isim. Bir flash attı. Kaçmaya mı çalışıyor? Oğlum altlamın mermileri öyle çok gitmiyor. Nice, bir kişiyi daha indirdi. İkinciyi de indirdi.
Ama üçüncüye artık yetişemedi. Hanım kol getir. Exciting'i de indirmeyi başaran isim. 6-2'ye getirdi elmaslar. Şimdi elmaslar savunma tarafına geçince bir tık daha rahatlar diye düşünüyorum. Çünkü Immortal tarafı sadece şey oynayacak. Outlaw oynayacak. Elmaslar yere full vandal atıyor. Belki kafalarım karışır da. Yanlışlıkla yerden bir vandal alırlar da. Acaba bize bir round yazar mı diye. Her türlü çakallığı deniyorlar. Helal olsun. Ben de olsam öyle yapardım. Bir insta sky ultisi kullanıldıktan sonra Efis direkt peekini alıyor. Sky burada peekleyen isim. Mermi denemesi başarısız. Efis de Smoke'un içinden çıkmaya karar verdi. Bak Sako'nun pozisyonu çok iyi ya. Sako birini yakalayabilir. Aha Efis açılıyor. Kimse göstermiyor. Efis'in farkında değiller. Efis burada düşecek. Pusmuşlar. Ya adamlar burada ne yapıyor diyor içinden bence. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Oo güzel bait. Bak Cypher ultisi güzel akıllı hamle. Ve burada site'da sıkıştı. Exciting'le beraber güzel şekilde çıkmayı başardı. Oğlum Ray ile şeyin Cypher'ın pozisyonuna bak. Cypher burada çok güzel şekilde vuruyor. Tam Wars direkt arkadaşının trade'ini alan isim CE Sako. Ultisiyle gelmiş. Çekiliyor adam. CE Sako'da bir kişi indirdi. Exciting yine tek başına kaldı. Hanım kol getir düştü CE Sako tarafından. Exciting denedi ama olmadı. 6-3'e getirdi elmaslar durumu. Efis'in bir açılması elmaslara direkt round'u getiren hamle oldu. Valla elmaslar akıllı oynadı. Ooo R'den. Buraya güzel bir ulti. Outlaw'la oynuyor abi. Ben pushlardım o ultinin içine. Şu anda Immortal tarafında mid kontrolü azıcık Exciting de var. Başka kimse de yok. Mini map'ten gördüğümüz üzere Tau Wars da şu anda mid'e pikleyecek. Tau Wars MRA abi kulaklığının infosunu aldı. Exciting de mid'e pikliyor. Tau Wars burada shoulder picklerle info almaya çalışıyor. Exciting Kayrari'yi çok güzel şekilde indirdi. Yine önden sage pikliyor. Yine önden sage pikliyor. Tau Wars da ateş ediyor. Sako da buraya yetişti. Sako da asidi çok güzel şekilde indirdi. Tau Wars canlarını bir aile azalttı. Klasiklerle Mr. Kurba abi diye isim geliyor. Çocuğun adını söyleyemiyorum. MR abi kulaklığı. Ya niye böyle bir nick koydun ya? Geçen de biri yayına gelmiş diyor ki abi sen niye bütün nickleri yanlış söylüyorsun? Ya canım benim nasıl söyleyeyim anladın mı? Adamın adı MRE abi kulaklığı. Ya benden bunu doğru söylememi bekleme o hızlı oyun akarken. Evet B side'a doğru bir hareketlenme var. Elmas tarafından. Sako. Flash'a kör olmadı. Flash'a boşa dönmüş oldu. Tau Wars iki mermisini de harcadı. Kullanamıyorum. Ve Side'ın içinde tek başına. Sako düşürüldü. Elmaslar ilk kill alıp girdi Side'ın içine. Efis burada MRA abi kulaklığını görecek mi? Tau Wars bir kişi indirmeyi başarmış. Efis o timing yiyecek mi? MRA abi kulaklığı tarafından vallahi yedi galiba. Arkasından hala şüpheleniyor. Hadi hadi hadi. R bir kişi indirmeyi başarmış. Hanım kol getir. Exciting indirdi. Birden Side'ın içinde ne oluyor? Tek başına kaldı Efis. Hanım kol getir. Efis tarafından düşürüldü. MR abi kulaklığının kafasını gördü ama mermileri boşa gitti. Ve MR abi kulaklığı bir kez daha bitirici hamleyi yapan isim oluyor. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ben gördünüz elmaslara taktik verdim evet ama benim vermiş olduğum taktikle bu oyunun hiçbir alakası yok. Benim vermiş olduğum ya benim söylemiş olduğum şeylerle alakasız şekilde round alıyorlar şu anda. Ben dedim ki flash pick atın jet dashlesin. Yapmıyorlar. Sonradan bana immortal'lar haksızlık oldu falan demeyin diye dedim. Oy burada R'ye bir shoulder pick attı. Efis'in pozisyonunu tahmin edecekler mi? Çok güzel şekilde flash'e döndü. Yukarıda olduğunu biliyorlar. Efis burada birazcık fazla kaldı. Exciting çok güzel şekilde birini indirmiş. Spike yerleştirildi. Tau Wars korkusuz şekilde neonuyla geliyor mu? Yok gelmedi. Bir flash gelecek Exciting'den.
Oo, neon ulti açtı. Neon ultisini açtıktan sonra işler biraz kızıştı. Star ay! EZ Tower Wars. Orayı parçalayan isim oldu ama hala da çözebilecek gibi değiller mi? Süre çok az. Aa, yaralamışlar. Ben yaraladıklarını fark etmedim. 8-4 savunmayı Immortal'lar kazandı. Immortal'ların bu oyunu bitirebilmek için sadece 4 roundları var. 4 rounda ihtiyaçları var arkadaşlar. Immortal'lar mid'e yerleşmeyi tercih etti. Towers'la Efes şu anda MVP gibi gözüken isimler. Bakalım mid'den beri geliyorlar. Mid'e güzel bir smoke geldi. Oraya girmeyi tercih etmeyecekler. B split yapmak istediler. Asist'in pozisyonu iyi ama asist'i biri gördü galiba. B tünel tarafını işaretledi. İçeri ilk hamleyi göğüsleyen Exciting mi olacak? Hayır. Tavar side'ın içine koştu. Bir tane bıraktı ama asist onu indirmeyi başardı. Efes trade alan isim. Şu anda Cypher'dan haberleri yok. Efes Cypher'ı bulabilecek mi? Buldu ve indirmeyi başardı. Exciting CT kontrolünü almak istiyor. Exciting Kyrari indirdi. CS Akko arkada Anım Pol getir indirmiş. Tek başına olan Zarok Neto elinde operatör var ama Immortal'lar ona izin vermedi. 9-4'e geldi durum arkadaşlar. Arkadaşlar tipim niye bir anda öyle oldu? Şimdi anlayacaksınız. OBS'te iki tuş var. Kaydı başlat ve yayını başlat. Ben bir saattir kaydı başlat değil de yayını başlattı olduğumu zannettim. Yani yayında olduğumu zannettim. Meğerse kayıt alıyormuşum. Bir ödüm koptu. İmmolar A'da bir toplanmışlar. İnfoları alındı. Bir flash geldi. Kayrari oradan pikleyecek mi? Piklemeyi çok seviyor gerçekten. Biraz daha az piklese bu çocuk daha yüksek ranka çıkar. Sky kurduyla info, yakın infosu alındı. Kayrari piklemiş ve canı bir hayli az saydın içinde. CS Akko içeride random şekilde birini indirmeyi başarmış. Exciting yine noscope. Hanım kol getir. 10 cana kadar düştü. Burada Tauvars tarafından düşürülen isim tek başına kalan Zaro Pleto. Yine Exciting tarafından düşürülüyor. Valla dedim ki savunmada elmaslar rahatlar. Çünkü bizimkiler de alt. Ben niye bizimkiler diyorum Immortal'lara? Yani nereden bizimkiler oluyor? Ben taraf mı tutuyorum? Gidip bizimkiler diyorum, gidip elmaslara taktik veriyorum. Neyse konumuz bu değil. Hani düşündüm ki ellerinde outlaw var, dürbünlü silahla, 5 kişi dürbünlü silahla saldırı yapmak zor. Ama hiç öyle olmadı. Ve ilk round'dan beri ellerinde silah var. Şu an Sako ve Efes. O iki operatör tercihi gelmiş elmaslardan. Mid'den gitmeyi tercih ediyor. HZ Tower Wars'la da R'de tamam yavaştan mid'e doğru geldi. Burada hanım kol getir bakalım info alabilecek mi? Yok, oraya piklemeyecektir diye tahmin ediyorum. Burada yakında duracak, kapıya bakacaklar mı? Sky kurdu ile çıkmaya karar verdiler. Enes'im çok akıllı. Exciting. Side'a doğru giriyorlar. Kayrari'nin enteresan bir pozisyonu var. Stun'ı yiyen isim. Aa, çok çılgın bir duvar atmış buraya. Ama Tower Wars tarafından düşürülüyor. Spike yerleştirildi. Zarok Leto, MR abi kulaklığı ve Asit. Asit 10 cana düşmüş. MR abi kulaklığı infosu alındı. Zarok Leto çok güzel şekilde R'yi indirmeyi başardı. MR abi kulaklığı. Exciting girdirdi. EZ Rouse. Trade'ini aldı. Asit'le CS Akko arasında bir mücadele. CS Akko Asit'e acımadı. Durum 11-4. Mid'den beri ilerlemek isteyecekler. Kayrari yine garip yerlere wall atmış. Aa, Zarok Leto'nun pozisyona bak. Oğlum bunlar nasıl duvarlar? Kayrari sen neler yapıyorsun? Adam kendini Grim sandı. Lan Mera abi Asit nereye bakıyor? Mera abi kulaklığı neler yapıyor? İki kişi ES attı. Çok güzel şekilde 4'ü 3'e kadar getirdi durumu. Bir de heal istedi. Heal'ını da alıyor adamların elinde ama outlaw var, o heal bir şey değiştirmez. R arkadan gelmiş ve Mera abi kulaklığını indirdi. Durum 3'ü 3'e kadar geldi. Burada Efes Zarok Leto'ya 2 mermiyle. Ben kaçar.
Towers oncana kadar düşürdü. Çok güzel bir kill geldi. Klasiğiyle pikledi ama hanım kol getir. O klasiğe düşmem dedi. Hanım kol getir. Bakalım hanımın kolunu getirebilecek mi? 1 vs 2. 2 Immortal'a karşı yapabilecek mi? Ellerinde outlaw varken. Hanım kol getir. Jensen'i atıyor. Onu oradan çıkarıp pozisyonunu değiştirmek isteyecek. Mantıklı bir hamle mi? Skype'a. Ama oncanı var. R onu düşürmeyi başarıyor. Hanım kol getirin. Hanımın kolunu getiremedi. 12-4. Exciting burada enteresan şeyler deniyor. Odin almış duvar tarıyor. Vandal almış duvar tarıyor. Herhalde birazdan ranked gireceğim. Aim çalışayım mı diyor. Ha bunlar da mayı, bunlar da yere silah atıyor. Bu niye herkes, paralar fullenince herkes yere silah atıyor. Kayrari garip bir duvar atmış mı? Garip bir duvar atmamış. Neon ulti açtı. Neon ultisi açması çok tehlikeli. Kayrari CS:GO'yu indirmeyi başaran isim. İlk ente elmaslardan geliyor. Tavu var, ultisi geldi arkasında. Zarok Leto'yu da buluyor. Zarok Leto izin vermedi. Exciting direkt trade'ini aldı. 3'e 3'e kadar geldi. Side'ı ele geçirdiler. Meri abi kulaklığı, hanım kol getir ve asit beraber bakalım. Hanım kol getir. Bu sefer hanımı kolunu getirmiş. Efis direkt trade'ini aldı. Arkadaşın asitten çok güzel bir ese. İmposunu da aldılar. Ve asit R'yi indiriyor. Bu maç burada bitmiyor. Biz mücadeleye devam ediyoruz diyen isim 12-5'e geldi. Cypher bu trapleri atıyor ama o sırada. Oo direkt bıçaklar atıldı. Bitirmek istiyorlar. Kayrari yakın savunmasını yapıyor. Efis tarafından bir kişi indirildi. R'de planti burada almış oldu. Nice, Meri abi kulaklığının pozisyonuna bak, orada Sky'ı gördü mü? Kayo'dan güzel bir ulti geldi. Jet o bıçakları bir kapat kardeşim dedi. Exciting kanım kolu getirip indirmeyi başaran isim. Efis'te Meri abi kulaklığını indirmiş. Exciting burada asit kaldırmaya çalışıyorken arkadaşını indiriyor. Ve bitirici hamleyi yapan Efis 13-5 Immortal'lar bu mücadeleyi kazanıyor. Dostlar bu mücadeleyi bir de yüceliklerle de yaparız. Immortal'lar kazandığı için haftaya da bunun yücelik versiyonu gelir, haberiniz olsun. 13-5 Immortal'lar kazandı. Skor tablosu da bu şekilde. KNF Efis 22 kille MVP olmayı başaran isim. Exciting arkasından geliyor 19 kille ve Towerwards 19 kille ilk 3 MVP'lik bunlarda. Elmas tarafından da MR abi kulaklığı 15-15 1'le Elmas tarafında MVP olmayı başaran isim. Dostlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.